Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Alarco Holding AŞ şirketinin hızlı bilenço analizini yapacağız. Üçüncü çeyrekte e, neler yapmış Alarco ona bakacağız. Üçüncü çeyrekte Alarco'nun e, karı 149 milyon. Baktığımızda satışlarda geçen seneye göre bir düşüş var. E, Brüt karda bir e, artış var. Esas faaliyet karı artmış. Bu olumlu bir e, sonuç. E, Fabrik de bir artış var. E, fakat net dönem karı geçen seneye göre 259 milyon. Geçen sene bu dönemde 338 milyonmuş. Burada baktığımızda dönem varlıklarda inanılmaz bir artış olduğunu görüyorsunuz. Ee, yine bu da çok olumlu. 900 milyonluk bir e, artış var. Duran varlıklarda bir e, azalma var. Artık bir yerler satıldıysa veya değer kaybettiyse. E, finansal borçlarda azalma var yine. O da olumlu. Ve kasadaki e, artışı görüyorsunuz. 48 milyon liraymış kasadaki parası. E, ve kasada şu anda 340 milyon nakiti var Alarko Holding'in. E, bununla baktığımızda öz kaynaklarını da arttırmış. FK'sı da bu kar ile beraber aslında daha düşük seviyeye geldi. 9.09 seviyelerine geldi. Burada baktığımızda öz karlılığı düşüyor tabi. O biraz kötü bir olay. Aslında çok olumsuz bir tablosu yok. Ee, tabi borçları duruyor hala. Şöyle bir son 10 çeyreğe baktığımızda e, alarkonun e, tek olumsuz yanı son 10 çeyrekte geçti. Geçtiğimiz senelerde açıkladığı zararlar. E, o yüzden biraz şüpheyle yaklaşılabiliyor yatırımcılar tarafından. bu Zararları kâra dönüştürmüş ama tekrar e, zarar olur mu düşüncesi olabiliyor. Fakat üçüncü çeyrekte e, geçtiğimiz çeyreklere göre özellikle geçtiğimiz senelere göre e, fena bir bilanço açıklamadı. İyi bir kâr açıkladı. E, tabii daha iyi olabilirdi. Yani Alarko gibi bir şirketten. E, ama bu dönemi atlattığına az çok görebiliyoruz. Pandemi döneminden de elinden geldiğince iyi bir şekilde çıkmaya çalışmış Alerco bu dönemde. Evet Alarko hızlı bilanço analizimiz bu şekildeydi. Siz de hızlı bilanço analizi istediğiniz hisseleri yorumlara yazabilirsiniz. Sizlere bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın. Borsayla kalın.